Eskiden meyhaneye geldim, bir tane bir dilim beyaz peynir, yarım kavun verirler, devam eder. Şimdi öyle değil, şimdi değişti. Ver, ver. Alıyor musun? Buradaki arkadaşlar öğlende 11-12'de burada oluyorlardı. Şimdi yok. Kimse de, durumları yok yani. İlk içtiğim yer orasıydı. Sen de git oradan başla diye. Ey zahit, şaraba eyle ihtiram. İnsan ol cihanda, bu dünya fani. Ehline helaldir, na ehle haram. Biz içeriz, bize yoktur vebali. Sevap almak için içeriz şarap. İçmezsek oluruz düçarı azap. Senin aklın ermez, bu başka hesap. Meyhanede bulduk biz bu kemali. Tramvaya binerdik. Yedikule Bahçe Kapı. Numarası 33. Buradan geçerdi. Geri kalanlar babamdan kaldı bana. Ben zaten 16-17 senedir bu işi yapıyorum. Yani zaten bu kadar kahır yabancı çekmez herhalde ya. Birbirimizin kahrını çekiyoruz burada biraz da yani. Sonuçta hizmet sektörü bu bir şekilde. Şairin dediği gibi, rakıda balık olmak değil belki ama muhabbetin dibine vurmak ya da iki kadeh eşliğinde kafaları çekmek, dertleşmek. Ama adabıyla. Musiki'nin ezgilerini alttan alta dokundurduğu ve eskise de aslında hep yeni kalan kokusuyla. İstanbul'un bütün meyhaneleri yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. İstanbul bizi bırakmış, biz İstanbul'u bir türlü bırakamıyoruz. Eğlencenin cümbüşün değil, sohbetin, müdavimlerin ve dostların mekanı olmayı başarabilmişler. Safa, Köragop, Haydarpaşa, Kuleli, Cumhuriyet ve niceleri. Yaşayan meyhanelerin bazıları hala eski dokusunu koruyor. Ama aslında onların asıl büyüsü, duvarlarındaki sararmış fotoğraflarından da anlaşıldığı gibi yaşanmış hatıralarında gizli. Ve de meyhaneleri var eden tarihi mekanlarında. ...1940'da burada doğdum, Samatya'da. Karakol Yokuşu vardı burada. Çok eskidir. Bu karakol kapandı. Başta bir şey oldu orası. Okula giderdim. Okuldan çıkardım. Bakkal dükkanında, affedersiniz, derzi dükkanında 5 lira çalışırdım haftalık. Safa Meyhanesi de Yedikule'nin yıllanmış mekanlarından. Ama Safa'da rakı içmenin ve mezelerinden tatmanın keyfi hala aynı. Dediğin 50 seneden bahsediyorum. Hatta 60 seneden bahsediyorum. 10 yaşındayım o zaman. Yani dedim ki Yedikule'nin nüfusu 3 kişi değil mi? Herkes birbirine tanır. Akraba gibi. Sadece içki keyfi mi? Ya insanların dostluğu, muhabbeti? Fakirlik var. Antep'in çok fakirlik var. O kadar şeye rağmen insanlar mutluydu yani. Şu ayakta 40 kişi içki içerdi. Omuz omuz. Yahudisi var. Ermenisi var. Müslümanı var. Kürt'ü var. Lazı var. Omuz omuz.
Eskiden Rumları bilirim ben. Rum meyhaneleri vardı burada. Büyük kuleleri vardı orada ileride. Ben çocuktum o zaman. Babalarımız giderdi. Oraya ne bileyim hadi baba anne çağırıyor. Şimdi verirdi meyhaneci. Elinde paket var değil mi? Hadi eve gideceğim o zaman. Hadi eve. Kovarlardı. Bir çocuktum ben. Babamı kovarlardı yani. Bizim meyhane, meyhaneci, bizim meyhanecilikten çıkmışız. Tamamen bir restorancılar. O zaman meyhaneci dediğin zaman meyhaneci 3 masa 5 masalık bir yer meyhanedir. Oturursun. Orada bir patron. Zaten patron meyhane bir tek kişi. Bir tane adam ocakçı, bir tane salonlu adam. O bir hep kendimiz işi yaparız. Yani gelen kişiye kendimiz hitap ederiz, bakarız. Şimdi öyle değil. Şimdi her yere bir garson kombi çalışıyor ya. Çok değişti. Kör Agop da artık 3. kuşak tarafından miras alınmış ve şöhretinden hiçbir şey kaybetmemiş meyhanelerden. Yani zaten ben kum kapıda büyüdüm. Arka sokakta oturuyorduk biz de. Nasıl devamlı dükkana gidip geliyordum. Benim aileleriyle geliyorlardı. Yani eşleriyle falan. Veya münferit kendileri tek başlarına işte arkadaş grubuyla işten çıkınca geliyorlardı. İşten çıkıp iki lafın belini kırmaktı amaç. Radyoda çalan ama uzaktan hissedilen Müzeyyen Senarların, Safiye Aylaların, Zeki Mürenlerin içli sesiyle. Artık toplumsal taleplerin de değişimiyle eğlence anlayışı da değişmiş ve Agop meyhanesinde de eski plakların yerini fasıl geceleri almıştı. Eski meyhanelerin eski sohbetleri ve eski müşterileri gibi yaşayışları da benzer aslında. Ben kendi babamdan örnek vereyim öyle. Ben babamın bir tane mandalina rakı içtirebilirim. Yani maksat orada içmek veya yemek değil. Ya sohbetti, sohbete de eşlik ediyordu bunlar tabii. İlla çok muazzam mezelerin olmasına gerek yok karşınızdakinin. Yani sohbeti önemli burada. Yani zaten temeli bu. Ya içki kültürü ya da meyhane kültürü deyince. Eskilere bir dokun, bina işit. Ya o zamanlar mabet vardı. Efendime söyleyeyim. Bir uççu gelirdi, çalardı. Cümbüsünlüğümüzde. Öyle yani, bir havalar vardı. Otururduk, mabet ederdik. Kimisi... Çok eskiden küpeciler vardı. Sarhoşları koyarlardı içine. Doğru eve. Hoşuna mı gitti? Değişmez mi? Bardağa rakıyı suyu koyarsın, içersin. Önemli olan bu masaya akşam saat 6'da 7'de nasıl oturuyorsan gece saat 11'de öyle kalkıp gitmektir. Kültür anlamı budur yani. Artı burada oturan 4 tane şahıs o masaya o masa buraya hayatta hareket yapamaz. Duymaz. Birbirlerinin ayrı. Kültür budur yani. Ben eskiden meyhaneci şimdi insanlar çoğaldı İstanbul'da. O kadar yani o kadar insan akını var ki eskiden biz sokaktan adam geçmezdi. Ona rağmen müşteri tutmaya çalıştık elimizde yani. Kim geldi? Hasan geldi, Hüseyin geldi, Mehmet geldi, Ahmet geldi. Adamlara yani rakı o zaman atıyorum 5 lira ise 3 lira ise adama biraz daha fazla verip yani gelsin her akşam diye. Yani şimdi öyle bir şey kalmadı. Şimdi hangi yere gitsen akşamleyin. İş basıyor.
jenerasyon değişiyor. Bu sosyal olarak bir real bir yaşantı. Eski insan, yeni insan. Şimdi şöyle, eğitim ve kültür eskiye göre çok daha pozitifinde değişiyor. Fakat içki kültüründe şöyle bir şey de var. Yani bir ters orantı da oluyor. Yeni genç kesim, içkiyi biraz açık söyleyeyim, Coca-Cola mantığından algılıyor. Gerçekten meyhanede sadece sürekli içki içmek, yani çok alkol almak değildir meyhane kültürü. Meyhane kültürü sohbetin, olgun insanların birbirine saygı duyduğu, yani her şeyin bir amacı olmalı. Yani insanlar geliyor, dost görüyor. İnsanlar geliyor, dertlerini döküyor. İnsanlar geliyor, tabii bunun yanında da yiyecek, içecek. Ama hepsinin belli bir sınırı vardı. O insanlar o sınır çok iyi biliyordu. Ya, eğlence anlayışı sohbet ağırlıklıydı aslında. Eğlence anlayışı derken şimdiki gibi işte müzik çalsın, dinleyelim ve eşlik edelim diye. Ha, eşlik edilir de ayrı ama bu biri çaldığı zaman bir sanatçı, oradaki çalan işte kişi bir saygı vardı. Usturubuyla şey yapılırdı. Ya, herkes çok saygılıydı birbirine. Ya, içki tüketilen bir ortam olmasına rağmen çok saygılıydı. Şimdi ama keşmekeş eğlence baktığımız zaman yani. Kültür denince zamanla değişen sadece meyhaneler değildi aslında İstanbul'da. Eğlence anlayışı, sohbetin yerini oyun havalarının ve müdavimlerin yerini sürekli değişen insan gruplarının alması ve kalabalıkların artmasıydı aslında. Değişmeyen tek şey ise Türk sanat müziğinin yıllar geçse de kulaklardan silinmeyen nameleriydi. Her sokağa neredeyse eski bir Yeşilçam filmini anımsatan İstanbul, geçmiş yıllardan kalan siyah beyaz gri filmleriyle de yaşatıyordu meyhanelerini. Ve eskiden yaşayan ve artık var olmayan balıkçı meyhaneleri. Safa Meyhanesi, yıllardır ayakta kalan eski tip meyhanelerin bir örneği. Babadan oğula geçmiş yaklaşık 65 yıllık bir meyhane. 1900'lerin başında meyhane, daha sonra da Devlet Demir Yolları çalışanlarının lokali olmuş. 1948 yılında Süleyman Kızıltay, sefa, eğlence anlamına gelen Safa'yı Safa Meyhanesi'ni kurmuş. Süleyman Bey'e eşi dostu, meyhanecilik Rumların, Ermenilerin işi, sen yapamazsın demişler. Süleyman Kızıltay, Nikos'u, Dimitris'i yapıyorsa Arnavut da yapar deyip açmış meyhaneyi. Açış o açış. Halen oğlu Arif Kızıltay işin başında. Tabii biz babamıza o gençlikte soramazdık. Baba sen bu işi ne yapıyorsun? İş, o da iş bu iş değil yani. Bir de o zamanki şartlarda ya. Dedi ki oğlum inada yapıyorum dedi. Bir inada yapamazsın demişler. O da nasıl yapalım diye inat etmiş. İşte
65 liraya getirmiş buraya. Bunu senelerce ayakta tutmak, efendim, hazır bir mekanı işletmek mesuliyeti daha büyük. Meyhane işi tamamen gayrimüslim vatandaşlarımıza ait olan bir iş. Bizlerden, Türklerden yakından uzakta ilgisi olmayan bir iş bu yani. Ama nasıl meslek sahibi oluyorsun? Onlara baka baka oluyorsun. Nice rakı tiryakileri rakı sofraları kurmuş safhada. Bilen için ömürlük bir yer. Eski akşamcılar yaşlanır, bazıları ölürken, müdavimlerin çoğuysa ekonomik nedenlerle safhadan uzaklaşmışken, safha ayaktadır hala ve de kalacaktır. Hiçbir zaman adab ve edebini kaybetmeden. Sen koskoca dünyanın incisi dediğin metropol canavar gibi şehrimizde sen lahmacun kültürünü sokarsan sen beyane kültürü arayamazsın. Böyle bir şansın. Cennette huriler varmış. Kara gözlü. İçkinin de oradaymış en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz. Bak bir yanda şarap, bir yanda sevgili. Aslında niceleri bir vardı, bir yok artık. Kapılarını kapatan, penceresinden ışık almayan, içeriden musiki nameleri duyulmayan, ama nice şarkıların ve aşkların ve sohbetlerin ve dostlukların ortak mekanı. Bir zamanların Agora meyhanesi gibi. ...1890'da kurulmuş ve neleri yaşamamış ki bu meyhane? İki Dünya Savaşı, Türkiye'deki siyasi çalkantılar, toplumsal değişimler ve daha niceleri. Ve günü gelince de perdelerini kapatmış. Meyhane kültürü de liman kültürünün bir parçası aslında. Sahilde oltasını salarak balık tutup, akşamları da keyif çatarak başlamış çoğu bu işe. Tıpkı Köragop'un yaptığı gibi. Köragop'un asıl mesleği balıkçılık. Balıkçılıktan geliyor. Ondan sonra daha sonra dükkan açmaya karar veriyor. Aslında kendisi için açmak istiyor. Çünkü rakıyı daha ucuz içecek. Çünkü balığı tutuyor. Akşamleyin kendisi rakı içmeye gidiyor. Sahilde deniz kenarında o zaman taştan bir havuz yapıyor. Onun başında işte tuttuğu balığı içine atıyor. İşte balık rakı. Böyle başlıyor işi. Ondan sonra daha sonra devam ederdi. Bu hale geliyor Köragop. Ondan sonra babam devre alıyor sonra ben. Böyle eğlenceli bir insanmış Köragop. Akşamın vakti kerahat yani demlenme vakti geldiği zamanlarda kurulan rakı sofraları da unutulmamış. Öylesine unutulmamış ki Köragop'un vasiyetine de sadık kalınmış. Önce ailesi ve arkadaşları, sonra hatırlayanlar, sonra... Babam seneler, her sene işte senesinde mezana dedemin rakı dökerdi. Ondan sonra bir ekip götürdü yanına, fasıl çaldırdı, birkaç tane sevdiği şarkılar vardı, onları çaldırırdı. Ondan sonra rakı döktürdü. Ondan sonra gelirdi yani, sanki kimileri çiçek götürür, kimileri rakı götürür yani, biz bir rakı götürüyorduk. Köragop'un meyhanesinde yaşananlar da duvarlardaki fotoğraflarda gizli hala. Gazetelerden işte... Dedemle, babamla, işte gelenlerle. Daha eskilerine ulaşma imkanımız olmadı. Ondan sonra kaybolanlar oldu. Hatıra diye götürenler oldu yanımda. Kuleli Meyhanesi de İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Samatya'nın eski meyhane gibi meyhanelerinden biri.
1979'da Atilla Tarar tarafından kurulan ve Ato'nun yeri olarak da bilinen meyhaneyi Atilla Tarar'ın ölümünün ardından eşi Saliha Tarar devralmış. Kısık'ta burada doğdum, Samatya'da. Avrupa'da kaldım biraz. 67'ye gittim. O zaman izine geliyordum. Buraya teknikçiler vardı. Şurası... Şurası ayakta içiyorduk. Her gün beraber izine gidiyorum, geliyorum. Buradaki arkadaşlar öğlende 11-12'de burada oluyorlardı. Şimdi yok. Kimse durumları yok yani. Atilla Bey titiz bir insanmış. Hiç para kazanmayın ama temiz olun dermiş çalışanlarına. Emanetini sürdürenlerse vasiyetini uygulamaya devam ediyor. Lay lay nom, şimdi uzaklardasın, la lay lay lom, gönül hicranla doldu. 110 yıllık bir geçmişe sahip Cumhuriyet Meyhanesi de İstanbul'un en eski ve vazgeçilmez mekanlarından. Balık pazarına her girdiğinizde belki de farkında olmadan kapısının önünden geçiyorsunuz. Nice yazarların, aydınların ve şimdilerde yeni kuşak öğrenci ve gençlerin uğrak mekanı olan meyhane, hancı müdavimlerin yerini yolcu müşteriler alsa da orada duruyor. Ama Cumhuriyet Meyhanesi'ni asıl özel kılan özelliği, meyhaneye Cumhuriyet adını veren Gazi Mustafa Kemal'in ziyaretleriydi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında meyhaneye gelerek kendine ayrılan özel masasına ise hala 10 Kasımlar'da Atatürk'ün sofrası kuruluyor. Madame Despina'nın meyhanesi de İstanbul'un en eski meyhanelerinden. 1946'da kurulan meyhaneye gittiğinizde sizi hala Madame Despina karşılıyor. Meyhaneciliğe kadın kimliğiyle çok şey katan Madame Despina, 2006 yılında vefat etmiş. Vasiyeti üzerine gömülürken mezarına şarap dökülmüş. Ve meyhanenin saz heyeti, Saadettin Kaynağ'ın bestesi Yalan'la, Zeki Müren'in bestesi Şimdi Uzaklardasın şarkılarını çalmış. Bu işe başlaması işte o günkü şartlarda 13-14 yaşıyla başlıyor. Ama işletmeciliği belli bir ekonomik ve belli bir deneyime sahip olduktan sonra ortaya çıkıyor. Kadın diyor ki, biliyorsun o günkü şartlar içerisinde bu işi yapan Rum ekaliyeti, yani Rum kültürüne sahip insanlar bu işi yapıyordu. Biz de o nöbeti onlardan devraldık. Yani bu zaman süreç içerisinde onların bize bıraktığı bir miras, kültürel miras. Madame Despina'nın başlangıcı böyle, bu hayata girişi bu yani. Herkesin sevgilisi haline gelen Madame Despina'yı 1990'da şeker hastalığı esir alınca meyhaneyi devretmek zorunda kaldı. Mekanın işletmesini devralan Ercan Tekin de Despina'nın hikayeleriyle büyüyen bir kurtuluş çocuğu. Tiyatrosu için affecale neyse, Türk eğlence hayatında bana göre Madame Despina olur. Yani 1930'larda, 40'larda bu mesleğe başlayıp ilk mekan açan, ilk kadın işletmeci olma onuruna sahip olan insandır. Değişik şartlarda, o günün şartları içerisinde bir kadının bu işi yapması gerçekten çok ciddi bir özgüven gerektiren bir olgu. Bu kadında bu varmış. Artı Türk kadınının özellikle eğlence hayatına
adapte olmasının, Madame Despina'nın kadın olmasının ciddi bir fonksiyon olduğunu düşüncesindeyim. Mekanların kalıcı olması, insanların kalıcı olmasıyla neşanlanma. Başka çaresi yok ayrıca. Türkiye'de meyhane kültürünü yeni kuşağa tanıtan en önemli meyhanelerden biri de Asmalı Mescid'deki Refik Restoranı'dır. Türk basın dünyasının uğrak yerlerinden biri olan Refik Restoranı'nın kurucusu Refik Arslan ise artık aramızda değil. Sofyalı sokakta ilk meyhaneyi açan hemşinli Refik, bu kültürün Türkiye'de yayılmasına öncülük eden isimlerin başında geldi. Cumhuriyetle yaşıt olan 1923 doğumlu Refik Baba, meyhanedeki her masaya uğrar ve müşterilerinin hatırını sorardı. Bir röportajında, ben herkesle içtim, fıstıklarla içtim, hanımlarla içtim, beylerle içtim, insanlarla içtim ama içmesini bilmeyenle hiç içmedim diyen Refik Arslan, artık mekanın her köşesinde hatıralarla yaşayacak. Asmalı Mescid'in vazgeçilmez ve klasik meyhanelerinden Yakup da İstanbul'un hala yaşayan mekanlarında. Kurucusu Yakup Aslan, 1964'te Hemşin'den İstanbul'a gelmiş. Amcası Refik Arslan'ın yine kendi ismini taşıyan mekanında komi olarak çalışmaya başlamış. 17 yıl sonra ise Yakup Restoranı açmış. 20-30 kişilik küçük bir mekanla işe koyulan Yakup, 1982'de bugün Asmalı Mescid'de bulunan yerine geçmiş. 33 yıldır tarihe tanıklık eden Yakup Aslan, yazarlardan sanatçılara, bürokratlardan yabancı misafirlere kadar yüzlerce kişiyi ağırlamış. Bunlar abi, bunlar da zamanında, bunlar da neşeli insanlardı. Neşeli insan, kimisi, hepsi güzel yaşamış insanlar bunlar. Vallahi şimdi müdavim kalmadı. Müdavimlerin hepsini o bir tarafa geçtiler, gittiler. Şimdi müdavim, şimdi bunların torunları, oğulları, gençler, gençlere hitap ediyorum yani. Ben bile bakıyorum, geldiğim zaman 3-5 tanedik, o bir hepsi torunlar geliyor. Ama yine de güzel. Güzel. Bizim meslek seviliyor. Neşeli iş. Bir de parayı bulursan daha neşeli oluyorsun. Bulamadın mı neşen yok. Eğer kafayı bulursan hiç paraya maraya da gerek yok. Adına şiirler yazılan ve konçerto bestelenen Yakup Meyhanesi hala ziyaretçilerine tarihi yaşatıyor. Ya meyhane ta değişti ama ne kadar değişse hizmet vermediğin bir müessese iş yapmaz. Hizmetini vereceksin. Eğer hizmetini veremiyorsunuzsa istediği kadar adam gelsin, gelin 15 gün gelir, 20 gün gelir, gider yani. Ve Hristaki Efendi'nin Sito de Peras'ından 2000'lerin içkili kantinine Bir Zamanların Çiçek Pasajı. Meyhanelerin bir bölümü değişse de ve leylek boynuyla bülbül ağzı rakı kadehler maziye karışsa da yaşıyor. Çiçek mi? 1940'lardan bu yana çok zaman geçti. Çiçekler mekanı çoktan terk etti. Ve zamanla yok olan İstanbul meyhaneleri de hatıralarda yaşıyor artık. Taş Merdiven Meyhanesi,
Madame Bela'nın meyhanesi, Küplü'nün meyhanesi, Maksud'un meyhanesi, Çingene Müslüm'ün meyhanesi, Yeni Meyhane, Tayyar Baba, Laşko, Yahudi Ayado, Haleblioğlu, Anastas, Zafiri ve niceleri artık birer düşe dönüştüler. Ve meyhaneler üzerine söylenecek daha çok şey var aslında. Çilingir sofraları 1950'lerde şehir hatlarında danslı gecelerdeki gizli gizli sarhoş olunan ayranlı rakı muhabbetleri ve bazı tiryakilerin vazgeçemediği ve Çerkez kadehi de denen çay bardakları. Ve adabından muhabbetine, tarihi şahsiyetlerin masa hatıralarına kadar nam salmış meyhanelerin tarihi ve renkli simaları da tarihteki yerini aldı zamanla. Beyoğlu'nda müdavimler için uğur anlamına gelen milli piyango satıcısı Cüce Simon. Aksaray'da yeşil tulumba kahveleri önünde akşamdan kalmalara baş suyu satan, arada bir kendisi de meyhanede rakısını yudumlayan Zom Tevfik. Beyoğlu meyhanelerinin unutulmaz akordiyoncusu Madame Anahit. Ve yarısı karada yarısı denizde bulunan salaşhane müdavimleri. Ve rakı. İstanbul'un meyhanelerinde sabahlayan onca şair, yazar, romancı ve sanatçı için neyi ifade ediyordu? Ahmet Hamdi Tanpınar için rakı, İstanbul ve dostlar demekti. Ve rakı her akşam değilse de haftada iki kez içilmeliydi. Sait Faik Abasıyanık da içkiler içinde en çok rakıyı sevdiğini söyleyenlerdendi. Orhan Veli ile yaptığı ünlü röportajında rakıyı sever misiniz sorusuna bayılırım yanıtını almış, bendeniz de diyerek karşılık vermişti. Edip Cansever de Yakup Meyhanesi'nin adını bir kitabına vermişti. Bir de erkenciler diye tabir edilen öğle rakıcıları vardı. Can Yücel de bilinen erkencilerden biriydi. Eski meyhaneler, eski mekanlar, eski dostlar, eski müdavimler, eski filmler, eski şarkılar, eski aşıklar. Ve hatta belki de eski sarhoşlar. Belki de eski diye diye geçmişe olan aşkımız günden güne büyüdü. Artık vakti geldi mi yoksa uzaklara dalıp gitmenin? Belki de kaybolan sadece eski müdavimlerin hayatından kayıp giden zaman değildi. Kayan, belki birazcık da gökyüzündeki yıldızlar, dökülen saatli marif takviminin yaprakları ve savrularak yaşanan hayatımızın en güzel yıllarıydı. Kadehlerin yeniden ve tekrar ve sabaha kadar doldurulabildiği gibi hayatta yeniden en baştan yaşanabilseydi, belki o eski müdavimler de yine o eski meyhaneleri seçerlerdi. Meyhane hep deniz kıyısında açan bir tomurcuktur. Ya da sıcak denizlerin ağzında kaynayan kanın serinletildiği ya da durgun kanların çağlayana çevrildiği bir keyif merkezidir. Ya da Halikarnas balıkçısının da dediği gibi meyhaneler hep açık denizler, tekneler, bilinmeyen ülkeler, geriye dönüş olmasın diye yakılan palamarların mekanıdır. Serseri ile avarenin, başıboşla bohemin arasındaki sınırların keskinleşmediği yerlerdir onlar. Keyif yazgımızın çizgisidir. Ben en güzel rakı içmesini biliyorum. Meyhanecilik yapmıyorum ben. Ve onlar gönüllerde bin bir küp şarabı saklarken ve zaman küllerini savururken eskiyi yaşayıp hatırlasalar da aslında neşelerini kaybetmeyen eski müdavimlerdir. Yaşama borçları olmadığı için, alacaklı da olmadıkları için. Yaşam keyifse eğer, bir kadehe sığınabilmenin hazzı varsa eğer o her akşam gidilen meyhanenin loş köşesinde. Yaşam da bitmeyecek midir zaten? Haydi arkadaşlar, meyhaneye gidelim. Atalım biz.
Çakalım biz, zevkimize bakalım. Semai divan çal, çalgıcı diyelim. Şöylelikle, böylelikle şu sabahı edelim. Kesersiniz, kırparsınız. Ben kesersin. Bu işler böyle yapar. Bravo, 11'e Yakup Bey'le fotoğraf çektirelim. Halka fotoğraf çektirelim. Tamam, çekin. Buyurun. Buyurun. Rica ederim arkadaşlar. Samat dedim. Samat ya. Benim meyhanelerim nerede? Geldi anılarını, hissiyatını ortaya getiriyor. Doğal olarak ya çok sevdiği arkadaşları hayatta değil,